Bir önceki videoda epsilon delta tanımını görmüştük. x, c'ye giderken fx'in limitinin l'ye eşit olduğunu tanımlamıştık. Tanımı bir hatırlayalım. Verilen her pozitif epsilon sayısı için sıfırdan büyük öyle bir delta sayısı bulabiliriz ki x eğer c'nin bu delta aralığında ise fx de l'nin epsilon aralığında olacaktır. Yani her epsilon için bir delta sayısı bulabiliyorsak, x, c'ye yaklaşırken, f x'in limitinin l olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar size biraz soyut gelmiş olabilir. Bu videoda bu tanımı nerede ve nasıl kullanacağımızı göreceğiz ve limitin varlığını matematiksel olarak kanıtlayacağız. Burada bir f(x) fonksiyonu tanımlanmış. Bu fonksiyon x'in 5'e eşit olmadığı her yerde bizi 2x'e götürüyor. Yani fonksiyon x'in diğer tüm değerleri için 2x'e eşit ama x 5'e eşit olduğunda ise x'e eşit. O zaman burada x yerine sadece 5 yazabiliriz. x 5'e eşitken f(x) de 5 öyle değil mi? Yani kendisine eşit. Peki fonksiyon grafiğini buradan başlatmışız. Fonksiyon her yerde 2x ama x 5 iken 2x doğrusunda tanımlı değil. Fonksiyon onun yerine bu noktada tanımlı. Peki x 5'e yaklaşırken f limiti ne olur diye sorsam ne derdiniz? Sezgisel olarak biraz düşünürdünüz değil mi? x 5'e yaklaştıkça, 5'e yaklaştıkça f x de bakın bakalım 10'a yaklaşıyor gibi değil mi? Bu durumda sezgisel olarak x 5'e giderken f limitinin de 10'a eşit olduğunu düşünebiliriz. Bunun doğruluğunu kanıtlamak için epsilon delta tanımını kullanalım. Bu kanıtı yapmak için soyut bir delta sayısı tanımlayacağız ve verilen her epsilon sayısı için bu delta'ya ulaşacağız veya diğer bir yol olarak delta'yı epsilon'un bir fonksiyonu olarak tanımlayacağız. Delta eşittir epsilon'un bir fonksiyonu. Evet, bu fonksiyon tüm pozitif epsilon değerleri için tanımlı olacak. Yani sen bana bir epsilon değeri vereceksin, ben de onu tanımladığım fonksiyona koyacağım ve her seferinde sana bir delta vereceğim. Eğer bunu tüm epsilonlar için yapabilirsem, delta'ya ulaşabilirsem, yani x, c'nin delta aralığında olduğu yerde, f, x, l'nin epsilon aralığında olduğu yerde bulunuyorsa, Böylece limitin varlığını kanıtlamış olacağız. Şimdi bunu kanıtlamaya çalışalım. C'mizin etrafından bir delta belirleyelim. Yani burası 5 artı delta, burası da 5 eksi delta olsun. Burası belirlediğimiz aralık. Öncelikle soyut düşüneceğiz ve delta'yı epsilon türünden bir formülle yazmaya çalışacağız. Bu aralıkta bulunan ve 5'e eşit olmayan tüm x'leri nasıl tanımlayabiliriz? Eşit olmayan dedik çünkü biz 5'in delta uzaklığındaki tüm x'lerle ilgileniyoruz. 5'e eşit olduğu değerle ilgilenmiyoruz. Ee, burada sadece küçüktür diyor, değil mi? Yani c'nin etrafındalar ama c'ye eşit değiller. O zaman tüm x değerleri, mutlak değer x eksi 5 küçüktür delta eşitsizliğini sağlayacak. Bu eşitsizlik buradaki tüm x'ler için geçerli. Şimdi bu tür ispatlarda yaptığımız gibi önce eşitsizliğin sol tarafına bakacağız ve bu eşitsizliğe benzeteceğiz. Evet Sağ tarafa baktığımızda ise delta türünden gösterilmiş. Yani eşitsizliğin sağ tarafına baktığımızda delta türünden ifade edilmiş sol tarafında ise bu ifadeyi görüyoruz. Bu yöntem delta'yı epsilon türünden göstermemizi sağlayacak. Mutlak değer x eksi 5'in bu eşitsizliğe benzemesini istiyorsak x 5'e eşit değilken f(x) 2x'e eşit ve varsaydığımız limit de 10. O zaman eğer eşitsizliğin bu kısmını 2x eksi 10 türünden yazabilirsek bir şeyler elde edeceğiz sanki. Bunu yapmak için eşitsizliğin iki tarafını da 2 ile çarpalım. 2 çarpı mutlak değer içinde bir şey, Mutlak değer 2 çarpı bir şeye eşittir. O zaman e, 2 çarpı mutlak değer içinde a, mutlak değer içinde 2 a'ya eşit olacaktır değil mi? Sol tarafa baktığımızda burası mutlak değer içinde 2x eksi 10. Ve sağ tarafa bakarsak da küçüktür 2 delta olacak. Güzel. Sol tarafta neyimiz var bakalım. Burası x5'e eşit değilken fx değeri. Bu da... Limit değerimiz çok güzel. Yani bunu şu şekilde tekrar yazabiliriz. Mutlak değer içinde fx eksi l küçüktür 2 delta. Ve bu eşitsizlik x'in 5'e eşit olmadığı değerler için geçerli olacak. Burası fx yani 2x burası da 10 limitimiz. Şimdi burada ilginç bir şey yakaladık. Bu ifade bu ifadenin aynısı. Sadece eşitsizliklerin sağ tarafları farklı. Eşitsizliğin sağ tarafı burada epsilon, burada ise delta türünden gösterilmiş. Öyleyse delta'yı nasıl tanımlamalıyız ki? 2 delta epsilona eşit olsun. Burası bizim epsilonu delta türünden tanımladığımız fonksiyonumuzdu. Yani 2 delta eşittir epsilon. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde delta epsilon bölü 2'ye eşit olacak. Harika. Şimdi bu eşitsizliğe gelip delta yerine epsilon bölü 2 yazdığımızda mutlak değer içinde fx l küçüktür. 2 delta yerine 2 çarpı epsilon bölü 2 iki yazacağız. 2'ler sadeleşir ve küçüktür epsilon olur bize bir pozitif epsilon sayısı verildiğinde fonksiyonumuzda delta yerine epsilon bölü 2 yazabildiğimiz sürece bu aralık içindeki herhangi bir x'in karşılığı olan fx limitin bu epsilon aralığı içinde yer alacaktır. Bu durum tüm pozitif epsilonlar için geçerlidir. Oyunun nasıl işlediğini anladınız sanırım. Diyelim ki epsilon limitin 0 onda 5 uzaklığında verilmiş olsun. Yani epsilon 0 onda 5. O zaman aralığımız bu nokta yani 10 artı 0 onda 5, 10 buçuk ve burası da 10 eksi epsilon yani 9 buçuk olacak değil mi? Şimdi tekrar formüle geri dönelim. Delta'yı bulmak için formülümüz epsilon bölü 2 idi. O da 0 tam %25'e eşit olur. Bu da bize 4,75 ile 5,25 aralığını verir. Şimdi 4,75 ile 5,25 aralığında ve 5'e eşit olmayan bir x seçtiğimizde bu x'in karşılığı olan f(x) de 9,5 ile 10,5 aralığı içinde yer alacak, değil mi? Verilen her epsilon için buradaki formülü kullanarak delta'ya ulaşabilirim. Bu tüm pozitif reel sayılar için uygulanabilir. O zaman bana verilen her epsilon için bu şekilde tanımlanan bir delta'yı bulabilirim ve sonra da burada yaptığım gibi ilerleyebilirim. Yani eğer mutlak değer x eksi 5 delta'dan küçükse ve delta tüm epsilonlar için bu şekilde tanımlanıyorsa diyebilirim ki fx limitin epsilon aralığında yer alacaktır.